Belli ki bu duruşumuz birilerinin çok zoruna gidiyor. Sanki talimatı kendileri vermemiş gibi komplo teorileri üretiyorlar. Yargı operasyonları yetmezmiş gibi şimdi de algı operasyonları yapıyorlar. Kendi beceriksizliklerini gizlemek için bize çamur atıyorlar. Yalnız ben Sayın Erdoğan'a harbiden çok acıdım. Bu kadar ahmaklar sürüsünü yanına nasıl topladı? Ciddi söylüyorum. Silsile halinde. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki yargı doğru bir iş yaptı. Bakanımsı troller, milletvekilimsi troller, efendim akademisyenimsi troller ve gazetecimsi troller. Hayır diyor, operasyonu Meral Akşener yaptı. Sen neymişsin be Meral Akşener? Operasyonu. Ya. Evet, ne yapmışım? Aramışım, taramışım. Hakim değiştirmişim. Harika. Sonra hapis cezası verdirmişim. Sonrası hiç. Ve çok ilginç. Sayın Erdoğan'ın, yani her şeyi kendim yapayım diye Türkiye'nin bütün her şeyinin içine tükürüldü. Bütün sistemin içine tükürüldü. Geldiğimiz noktada bir kamyon dolusu ahman elinde oyuncak bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Vallahi çok acıdım. Harbiden çok acıdım. Ya insan Cumhurbaşkanını takip eder. O olsun biz yaptık der. O mertliği gösterir, o cesurluğu gösterir. Sayın Erdoğan bunu söylüyor. Ama ve lakin yok. Diğerleri diyor ki hayır, Meral Akşener yaptı. Başka bazı ahmaklar da buna inandı. Ha ha ha. Birileri rol yaptı, birileri inandı. Ya. Milletin değişim isteği körelsin istiyorlar. Umutsuzluk hakim olsun istiyorlar. Millet dayanışma gösteremesin, herkes kendi derdine düşsün istiyorlar. Ama çok önemli bir gerçeği unutuyorlar. Hep söylerim, gerçeklerin mutlaka ortaya çıkmak gibi çok güzel bir huyu vardır. Buradan kendisini hatırlatmak istiyorum. Kendi derdine düşen sensin Sayın Erdoğan. Hele bu manzarayı görünce çok acil bir şekilde derdine çare bul. Korkuyorsun. Hem de o kadar çok korkuyorsun ki zamanında sana yapılanın, kendi yaşadığın haksızlığın, önüne konulan siyasi engelin bir benzerini yapacak kadar, yaptıracak kadar aciz durumdasın. Hatta Ekrem Başkan'a çektiğin operasyonu savunmak için 20 sene önce okuduğun şiirin suç olduğunu söyleyecek kadar paniklemiş haldesin. Yahu biz bu şiir okumanın suç olmadığını bağıra bağıra anlattık. Şimdi ne oldu? Kendi söylüyor suçmuş. Bize suç olmadığını söyledik. Ne edeceğiz şimdi? Ya. Ama sen hiç merak etme. Sen ne kadar korkaksan biz o kadar kararlıyız. Çünkü biz cesaretimizi milletimizden alıyoruz. Ve biliyoruz ki iyilerin görünmez orduları vardır. Bu yüzden milletin iradesine cesaretle sahip çıkacağız. Milletin sandıkta emanet ettiği iradeyi ucuz numaralara kurban ettirmeyeceğiz. Siz çökmeye alışmışsınız. Ama biz buradayken İstanbul'a çökmenize asla izin vermeyeceğiz. Size göre demokrasi bir araç olabilir. Ama bize göre demokrasi, Türk devletinin varlığı, Türk milletinin huzuru için vazgeçilmez bir araçtır. Vazgeçilmez bir amaçtır. Çünkü biz kalbimizde şahısların ve zümrelerin tahakkümünü taşıyanlardan değiliz. Bir grup siyaset esnafının çizdiği rotayı sözüm ona demokrasi diye pazarlayanlardan da değiliz. Kendi siyasi ikbalimiz için demokrasiyi aparat yapanlardan da değiliz. Makam mevki için gözü dönenlerden ise hiç değiliz.
Çünkü bize göre demokrasi bir tercih değil, bir mecburiyettir. Bu yüzden de demokrasiden taviz vermek bizim siyaset anlayışımıza aykırıdır. Ama kimse merak etmesin. Nasıl ki tarih boyunca yapılan her zorbalığın, her haksızlığın, her adaletsizliğin karşısında dimdik duracak babayiğitler olmuşsa, bugün de millet iradesinin üzerinde vesayet kuran bu firavun iktidarını yıkacak Musalar da elbette var, onlar da buradadır. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye haykıracak cesurlar da elbette var ve buradadırlar. Yeter söz milletindir diyerek itiraz edecek asil yürekler de elbette var ve buradadırlar. Sağ olasınız, Allah razı olsun. Ben de kaya gibi buradayım. Şunu asla unutmayın. Milletten koparak siyaset yapmaya çalışanların ortak özelliği en nihayetinde milletin verdiği cezaya mahkum olmalarıdır. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar, ilk sözü de son sözü de millet söyler. Bu dün de böyle olmuştur, bugün de, yarın da elbette böyle olacaktır. Çünkü büyük Türk milleti iradesi yok sayanı yok sayar. Oyuna ipotek koyanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar. Haklı itirazını bastırmaya çalışanı yok sayar. Umuduna ve hürriyet aşkına gölge düşürmeye çalışanı yok sayar. Kendi fikrini hukuk sananlara da, kendine göre bir devlet hayal edenlere de, baktığı dev aynasını milletin gönül penceresi zannedenlere de sandıkta gereken cevabı verir. Dün de vermiştir, bugün de, yarın da elbette verecektir. İşte bu yüzden tek bir kişiye bağlı sistemler çöker, demokrasiler ise yaşar. İşte bu yüzden tek bir kişiye bağlı sistemler fakirleştirir, demokrasiler ise zenginleştirir. İşte bu yüzden tek bir kişiye bağlı sistemler istibdadı getirir, demokrasiler ise hürriyeti yaşatır. İşte bu yüzden Türkiye'nin zenginliğe, mutluluğa ve huzura kavuşmasının garantisi güçlendirilmiş parlamenter sistemdedir. Türkiye'nin kurtuluşunun anahtarı budur. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olması için tek yol budur. Vatandaşının ne söylediğinden, ne düşündüğünden, kime oy verdiğinden, kimi sevdiğinden korkmayan, kendine ve milletine güvenen bir yönetim anlayışı güçlendirilmiş parlamenter sistem ile mümkündür. İstisnaların değil, kuralların olduğu, imtiyazların değil, hukukun işlediği, torpilin değil, liyakatin gözetildiği, adamına göre değil, milletimize göre kurulan adil bir düzen, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile mümkündür.